Ramazan'da sağlık programı ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Medikal Park Hastanesi'ndeyiz. Ramazan'da en çok sorulan sorulara cevap aramaya devam ediyoruz. Dahiliye uzmanı İsmail Erbaş hocamla bugün diyabeti konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz Ramazan'da en çok sorular diyabet hastalarından geliyor. Hocamla diyabeti masaya yatıracağız. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Öncelikle halkımıza Ramazan Şerif'in hayırlı olmasını diliyorum. Biz bugün diyabet ve diyabetle ilişkili olan sağlık sorunlarından bahsedeceğiz. Amerikan Diyabet Birliği dediğimiz American Diabetes Association tanımlama kriterlerine göre diyabet açlık kan şekerinin 126 mg desilitrenin üzerine çıkması olarak tanımlanıyor. Yalnız bizim için tek bir tanı kriteri gerekiyor ve yeterli. Yalnız iki kan tetkikini üst üste ya da aralıklı görmekte yarar var. Bir tanesinde laboratuvar hatası olabiliyor. Bazen bizim hasta 10 saatlik ya da 8-14 saatlik bir açlık düzeyine sahip olmadan da tek bir değere bakarak tanı koyamıyoruz. Veya rastgele ölçülen bir kan şekerinin 200 mg desilitrenin üzerine çıkması olarak tanımlıyoruz. Bunu dünyada, Amerika'da genellikle Amerika diyoruz ama aslında bu bilginin merkezi ve olduğu için Amerika diye gidiyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü de bazı tanımlamalar yapmış. Aşağı yukarı hepsi aynı strateji ve teknik üzerinde gidiyor. Tabii burada diyabette görünen bir taraf var. Iceberg'in görünen bir buz tabakasının üzerinde bir tabaka sadece tanı konulmuşlar var. Bir de tanı konulmayan grup var ki o da büyük bir kısmını oluşturuyor. Yaygın değil mi diyabet? Çok yaygın. Ben size şöyle elimde birkaç tane kriter var. Uluslararası Diyabet Federasyonu dediğimiz IDF'in bir raporu var 2003 yılında. 2003 yılında yapılan bir araştırmada sayının 134 milyon civarında olduğu söyleniyor dünyada. Ya da bu da yaklaşık toplumun prevalansını söyleyeyim %5.1'ini ifade ediyor. 2025 yılında tahmin edilen, öngörülen bir değer var. Bu değer de yaklaşık 333 milyon yetişkin popülasyonun yaklaşık %6.3'ünü gösteriyor. Peki bu vakalar bize yeterince aydınlatıyor mu bu değerler? Ama şu var, biz diyabette önemli olan nokta şu, komplikasyonlar dediğimiz mikrovasküler ya da makrovasküler. Mikrovasküler dediğimiz yapıda özellikle de görme retinit dediğimiz kısımda görmemizi etkileyebilir. Böbrek dediğimiz nefrit kısmını etkileyebilir, böbrekle ilişkili problemler yaratabilir. Bunun dışında biz makrovasküler komplikasyonlar dediğimiz koroner arter hastalığı, kalp hastalığı, onun dışında periferik arter hastalığı veya serebrovasküler olay dediğimiz olayları etkileyebiliyor. Peki nasıl bir strateji belirleyebiliriz yani? Mesela genetik yatkınlık var diyabeti ama onun ötesinde önüne geçebilir mi insanlar? Yani genetik yatkınlık hakikaten ciddi bir sorun. Genetik yatkınlığı özellikle şeyden bahsedeceğim. Mesela toplumun hani dedim ya %5 ile 10'u diyabetik bir hasta. Peki bu genetik yatkınlığı olan kişilerde özellikle diyabette miyokard infarktüsü, enfeksiyon, sedanter yaşam ya da herhangi bir ilaç kullanırken de bu duyarlılaştırabilir, ortaya çıkabilir. Bunu aşikar hale getirebilir. Bunu tekrar ileriki evrelerde tekrardan hastayı değerlendirmek lazım. Yani bu arada bir ortaya çıkabilir ve çıktıktan sonra da bu biz diyabet miyiz, diyabetimiz devam edecek mi kavramı bizim için hakikaten çok önemli. Biz burada şuna dikkat etmeliyiz. Diyabet çıksın ya da çıkmasın. Sonuçta diyabetik hastaların en önemli korkulan komplikasyonları dediğim gibi MI, beyin felci, inme, strok dediğimiz olaylar ve ciddi böbrek ve görme fonksiyonlarını ortadan kaybolması şeklinde. Biz bunları bunlarla mücadele etmeliyiz. Bunlarla ilgili strateji geliştirmeliyiz. Dünya Sağlık Örgütü 1999 yılında yapılan bir şeyde özellikle saklı olan hastaları, yani böyle hani gizli olan diyabetik hastalar vardı ya, biz bunları nasıl ortaya çıkarabiliriz diye bir terminoloji ortaya çıkarmış. Diyor ki peki bunlar, bu stratejide açlık kan glikozuna ve şeye bakmak gerekir.
OGTT dediğimiz yükleme testiyle bunları ortaya çıkarabiliriz. Peki sadece bu toplumun yetişkin kısmını mı etkiliyor? Hayır. Genetik çok önemli bir etken. Yeni doğanlardan tutun da işte çocukluk yaş grubunda adultlara kadar, yetişkin olanlara kadar hepsini etkileyebiliyor. Ve hepsinde de ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarabiliyor. Ve çıkardığı zaman da ciddi hayati tehdit oluşturabiliyor hocam. Evet. En önemlisi bu. Şu anda açlık kan şekeri rutin tahliller arasında bıkılıyor değil mi hocam? Bir polikliniğe geldiğinde rutin taramamızın içerisinde var. Aynen öyle hocam. Peki orada normal çıkması, hani diyabet olmadığımızı kesin belirler mi? Yoksa belirli bir kontrollere girmeli miyiz yine? Aynen öyle hocam. Bir kere özellikle vücut kitle indeksi 30 kilogram metrekarenin üzerinde olanlar, ailesinde diyabetik olanlar, Ve bizim açımızdan ciddi bir hiperlipidemiz hikayesi olanlar ve bu riskli grupları taramak gerekiyor hocam. Özellikle 45 yaş üstü olan kişileri ve riskli hastaları mesela ailesinde MI hikayesi olanları taramada yarar var diye düşünüyoruz. Peki normal zamanlarda, Ramazan'ı açacağım birazdan da, normal zamanlarda diyabet hastaları nelerden kaçınılmalı, nelere dikkat etmeli? Çünkü bunların tipleri de var. İnsüline bağımlıysa onu zaten ayarlamasını gerektiği düzenlemeleri evet. Sizler yani iki şey var ablacığım. Bizim diyabette bir insülin eksikliği, ikincisi ise insülin eksik ya da insülin direnci var. Buna tip 2 sonradan kazanılmış diyabet diyoruz. Tip 1'de de insülin ya yok ya da çok az. Bunun ayrımı insülinle ilişkili. Peki biz insülin direnci dediğimiz kavramlardan bahsetmek lazım. İnsülin direnci şu durumda ortaya çıkabiliyor. Sedanter bir yaşantınız varsa, mesela markete bile 30 metredeki aşağıda duran markete bile arabayla gidip alışveriş yapıp geliyorsanız, arabadan evde, evden arabaya geliyorsanız ve ki toplum olarak bir kere biz spor kültürü olmayan, yürüyüş kültürü olmayan ve çok rahat yaşam şeklini alışkın bir toplumuz. Son dönemde modern dünya bunu bize getirdi ve biz de hani böyle aldık, hemen benimsedik bunu. Sedanter yaşamayı çok seviyoruz hakikaten. Evet. Ve sürekli araba, her evde 3 tane araba var, anlamıyorum yani. Avrupalılarla bizim aramızda bence ciddi bir fark var. Onlar bu yaşam tarzını, sedanter yaşam tarzı bizden daha iyi diye düşünüyorum. Ya da biz öyle görüyoruz. Onlar böyle, ki zaten dış profilde bakıyoruz ki santral obezite dediğimiz kısımda bizde daha aşikar. Kısa evet, boyluyuz üstelik toplum olarak da, çok uzun boylu da değiliz. Bu bizde daha belirgin hale geliyor. Toplumsal olarak hem beslenme alışkanlıklarımız da çok kötü. Yani mesela özellikle glisemik indeksi yüksek olan gıdalar. Glisemik indeks nedir dediğiniz? Glisemik indeks, aldığımız X maddesi ne olursa olsun gıdanın kanda glikoz üretme hızı olarak değerlendirebiliyor. Özellikle glisemik indeksi ortaya çıkaran nedenler, yüksek olan gıdalar ya da düşük olan gıdalarımız var. Glisemik indeksi yüksek olan gıdalar şunlar. Kısaca mantığımız ve kafamızda rahat olsun diye söylüyorum. Rafineri edilmiş, yani sanayiden geçmiş. Nedir bu? İşte beyaz un. Özellikle beyaz unun dış tabakasında bulunan kepek dediğimiz yapı var ya, çok vücut için çok sağlıklı bir yapı. İçerisinde mineral, protein, vitamin bulunabiliyor ve ciddi boyutta antioksidan bir madde. Yani kanser için ya da diğer inflamatuar süreçler için vücutta bizim savunma sistemimizi güçlendirebiliyor. Biz onu alıyoruz, atıyoruz, beyaz ekmek olarak yiyoruz. Ama şimdi yavaş yavaş sanki bunun kıymetini anlamaya başladık gibi. Yeni yeni artık reyonlarda kepekli ekmekleri ya da tam tahıllı ekmekleri görmeye başladık ama geç mi kaldık hocam? Valla bana göre geç kaldık. Şimdiye kadar bizim 50-60 yaş grubundaki insanların çok erken yaşta MI dediğim gibi, beyin felci gibi olayların ortaya çıkması nedir? Bizim bunları geç fark etmemiz anlamına geliyor. Yoksa az gelişmiş toplumlarda özellikle de yaş, ortalama yaşın düşmesinin nedeni bu. Bu tür majör, insan sağlığını tehdit eden hastalıklarla ya da beslenme alışkanlıklarımızın hakikaten değişmesi gerekiyor. Özellikle glisemik indeksten bahsetmiştik. Glisemik indeks dediğim gibi rafineri gıda dediğimiz un, unlu ya da unla üretilen maddeler. Bu pasta olabilir, börek olabilir,
Ya da her makarna şey olabilir. Özellikle dedim ya, kepekli makarna grubu da var mesela. Evet. Bu da rafineri olmayan gıdalar arasına giriyor. Özellikle cips gibi gıdalar glisemik indeksi çok yüksek gıdalar olarak değerlendiriyor. Glisemik indeksi düşük olan gıdalar ise özellikle doğadan direkt soframıza gelen işte yumurta, yoğurt, onun dışında kepekli ekmek gibi sanayiden geçmemiş hocam. Bizim tek mantığımız, manamız bu. Sanayileşmiş gıdalar bizim için zararlı. Teknolojinin bize getirdiği bir dezavantaj ama kolay. Ulaşımı kolay. İnsanları dedim ya, tembel aslında, onu hazırlamak istemiyor. Direkt Amerika'da da var bu. İşte hazır yemek. Özellikle işte ne istiyoruz mesela? Biz pizza istiyoruz, lahmacun istiyoruz. Bunlar hep hakikaten diyabetle ilişkili durumlar. Niye? Obezite insülin direnci oluşturuyor. İnsülin direnci oluşurken özellikle sadece lipid bozukluğumuz değil, bizim hiperürisemi dediğimiz vücutta ürik asit proteinlerinin artması, hiperlipidemi, onun dışında sedanter yaşam, onun dışında hipertansiyon, bunların hepsi bize insülin direncini oluşturup diyabet riskimizi arttırabiliyor. Peki Ramazan'a gelecek olursak hocam, Ramazan'da risk grupların içerisinde yer alıyor şeker hastaları. Size mutlaka başvurmuşlardır Ramazan öncesinde. Evet. Hangi gruba kesinlikle tutmayalım diye ayırdık ya da tutabilirsiniz takip altında dediğiniz. Şimdi biz toplum olarak ciddi boyutta böyle Allah inancı çok yüksek, evet, olan ve dini değerlerimize çok değer veren, özellikle mesela yaşlı neneler ve teyzeler gelir. Aman oğlum ben oruç tutayım da ne olursa olsun hesabı güdüyorlar. Hakikaten buna da saygı duymak lazım. Biz şunu gözetiyoruz. Biz kişinin direnci var ya hocam. Bu hastalığı ya da bu diyabeti tolere edecekse ve kendisine zarar vermeyecekse hastaya bırakıyor. Ama hekim olarak risk grupları, özellikle MI, beyin felci, diyabet riski yüksek olan hastalar, özellikle tip 1'lere kesinlikle önermiyoruz. Ama tip 2'ler, kısmi biz dediğimiz naif hastalar, böyle yeni başlangıçta hastalara kendilerini bırakıyoruz hocam. Biz diyoruz ki kendileri tutacaksa tutsun. Mutlaka size gelip bir değerlendirme yapmak gerekiyor değil mi? Artısını, eksisini, hani deneme yanılma yöntemiyle ben birkaç gün bir tutayım, sonrasında şikayetim olursa doktora gideyim. Aynen yerine. Aynen öyle. Biraz bilimsel olmak gerekiyor. Evet. Türk toplumu bilimselliğe alışacak, bilimle yaşamayı öğrenecek maalesef. Maalesef demeyeyim de bunu yakalamak lazım. Yani hani bilimle yaşamak aslında çok güzel. Biz gelip değerlerimizi bir görelim. Mesela hasta insülin kullanıyor. İnsülinde 3 aylık ortalama kan şekeri dediğimiz A1C değerlerimiz 12'lerdi. Teyzeciğim, bunun hiç hedefine ulaşmamışsın. Çünkü hedefini kontrol etmemiş. Hasta ilaç kullanmış, sonucuna bakamamış. Kendisi ölçmemiş değerlerini. Ya o kadar hastalarımız var ki, diyabet hastaları aç karnına kullanması gereken ilacı yıllardır tok kullanıyor hocam. Bu hakikaten bilgi fakiri bir toplumuz. Bilgiyi kullanmayı da bilmiyoruz hocam. Bilgiliyiz ama bilgiyi kullanmak da çok önemli. Bu genellikle diyabet eşittir eğitim. Bizim eğitimimizin çok zayıf olduğuna inanıyorum. Var olan bilgileri kullanmak lazım hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Asıl almam gerekenleri almadım sizden. O yüzden kısaca toparlayalım istiyorum. İşte diyabet hastaları Ramazan'da en çok hangi besinlerden kaçınmalı? Meyve düzeni ve su düzeni. Özellikle glisemik indeksi düşük olan gıdaları. Onlar süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi. Aynı zamanda sebze ve meyveler gibi gıdaları tüketmelerinde ciddi boyutta yarar var. Meyvelerde çıkardığımız bir grup var mı? Meyvelerde çıkardığımız tek bir grup var hocam. O da kuru kayısı ve incir. Bunların glisemik indeksi hakikaten çok yüksek. Ve ciddi boyutta kan glikozunu var ya, hızlı bir şekilde yükseltip hastada bir kan şekeri yüksekliği bir düşüklüğüyle seyredebiliyor. Evet. Bizim istediğimiz o değil aslında. Bizim istediğimiz değer şu: glisemik indeksi düşük olacak, protein miktarı fazla olacak ve bu şekerin inişli çıkışını önleyebilecek düzeyde olması gerekiyor ki biz diyabetle mücadele etmeyi bilmeliyiz. Diyabet peki yüksek olunca kan şekeri ne oluyor? Kan şekeri yüksek olduğu zaman ciddi bir ozmotik diürez dediğimiz var ya, sık idrara çıkma, çok su içme. Çok su içmenin mantığı nedir? İçtiğiniz gıdalar, glikoz normalde diüretik bir ajan ya, yani idrarı söktürüyor, yani idrar atıyor ve vücudunuzda intravasküler
damar içindeki volümü azaltıyor. Bu da şunu gösteriyor. Fazla sıvı almamanızı, susamanıza neden oluyor. Peki oruçsunuz, alamıyorsunuz. Bu sefer şuur bulanıklığı, bulantı, kusma gibi ya da konfüzyon dediğimiz gibi, letarji dediğimiz yarı uyuklama durumları ortaya çıkabilir. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Orucu dediğim gibi biz pek oruçla ilgili ciddi diyabeti hastası olanlar ya da yandaş hastalı olanların oruç tutmamasını, eğer gıda açısından da bol sebze ve meyve, glisemik indeks kavramını iyi öğrenmelerini, özellikle gıdalar açısından dengeleyici olmalarını ve bu aldığınız gıdaların insülin ve leptin denen bazı lipoprotein, lipaz dediğimiz bazı hormonal değişikliklere yol açabildiğini ve bu da ciddi boyutta insanın metabolik değerlerini değiştirebildiğini biliyoruz. Ve bu nedenle ben oruç tutan kardeşlerimize şunu öneriyorum. Diyabetikseniz çok oruç tutmanızı önermiyoruz. Neden? Şoförsünüz, oruç tutuyorsunuz. Gittiniz bir kaza yaptınız. Bedelini kim ödeyecek? Kesinlikle daha büyük, daha sıkıntılı. Daha büyük sorunlar. Ama şu oruçta temel felsefe şu olmalı bence. Nefsi terbiye etme olayı ya. Hı-hı. Aslında Allah onları terbiye ediyor. Değil mi? Bir ömür. Tabii onlara diyabet riski. Sonuçta bunlarda bir genetik şifre kesinlikle var hocam. Kesinlikle. Değil mi yani? Hani çok onların bence hocam, bence onların çok oruç tutmasına gerek yok. Onlar yıllarca oruç tutuyorlar. Kesinlikle. Hayat boyu çünkü orucun felsefesi şu hocam bana göre. Bana göre oruç nefsi terbiye etmekse, evet, ki onlar büyük gıdalardan ve büyük bir kısımlarına zaten uzaklar. Hı-hı. Bir de bu tür benim bahsettiğim kalori hesabını ve glisemik indeksleri bilmedikleri için kendilerini biraz da eziyet ediyorlar. Aslında diyabetik hastası baklava yiyebilir mi? Bence yer. Miktarını ve zamanını tabii. Glisemik. Yani hayat boyu diyabetle yaşayacaksa biraz bu konunun uzmanı olması gerekiyor değil mi? Aynen öyle hocam. Aynısı katılıyorum. Diyabet bir dengedir. Bu denge yola göre değişir. Her zaman yol örneğini hastalarıma da veririm. Yol kıvrımlı olduğu zaman hızını azaltacaksınız. Evet. Otobana girdiğiniz zaman da hızınızı hızlıca arttırabilirsiniz. Mesela spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum hocam. Şekerimi çok düşürdüm. Tabii ki o zaman da beslenmenize çok dikkat edeceksiniz. Proteinli gıdalar alacaksınız. Her şeyinize iyi bakacaksınız. Yani hayat bize bunu göstermişse insanoğlunun başaramadığı, yapamadığı hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ben diyabette sadece sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Diyabetik hasta her gün diyabet hakkında bilgilenmeli ve bu bilgileri kendi hayatında ve kendi çevresindeki diyabet uygulamalı. Bence büyük bir kısımda da şurada bir eksiklik var. Mesela Elazığ gibi bölgesinde bir diyabet derneğinin olması ve bu diyabet derneği ile ilgili işte insanların bir yere gelip bazı şeyleri paylaşmasını istiyorum hocam. İnşallah hocam. Umarım böyle bir dernek İnşallah kurulur. Hocam. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz rica ediyorum bilgiler hocam için. Tekrar biz teşekkür ederiz. Saygılar, sağ olun. Sevgili izleyenler, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Medikal Park Hastanesi Dahiliye Uzmanı İsmail Erbaş hocamla diyabeti konuştuk. İlerleyen programlarda tekrar hocamı burada ağırlamak isteriz. İnşallah. Çünkü Ramazan'da size soracağımız çok sorular evet, var. İnşallah. Yarın aynı saatte tekrar karşınızda olacağız efendim. Hayırlı iftarlar olsun. Hoşçakalın.